Sevgili izleyiciler, fuardayız. Tüm hızıyla devam ediyor. Yine gayet böyle güzel, görüntüsü renkli standlardan birindeyiz. Renkli sebzeler, meyveler. Şu anda Fitar Tarım standındayız. Yanımızda işletme müdürü Doktor Nevzat Alan var. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz standımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Öncelikle iyi fuarlar diliyoruz. Sizin için nasıl geçiyor fuar? Kötü değil tabii, fuarda olmak yeni kişilerle, ilgili yeni kurumlarla, kuruluşlarla, kişilerle temas haline geçmek, eskiden bildiklerinizle yeniden görüşmek, fikir, bilgi veya materyal, çeşit alışverişinde bulunmak iyi bir şey. Ne kadar güzel. Şimdi burada çeşitli ürünler görüyorum. Hangi ürünleri sergiliyorsunuz? Biraz izleyicilerimize bahsedelim isterseniz. Evet, şöyle kısaca söyleyeyim. Biz Çağdaş grubuz. Çağdaş grubun çatısı altında Çağdaş Tohumculuk diye bir firmamız var. O burada ürünlerini sergiliyor. Fitar Fide diye fide firmamız var aynı grupta. Moray Fide diye Antalya'da bulunan bir grubumuz var. Bir de Ankara'da olan bir gübre firmamız var. Hepsi Çağdaş grubu. Şu anda biz Çağdaş Tohumculuk grubunun, Çağdaş Tohumculuk firmasının ürünleri önündeyiz. Bunlar işte yeni çeşitler, piyasada olan çeşitlerimiz, onların tanıtımını, onlar hakkında bilgileri veya eğer becerebilirsek, eğer olursa yeni ilişkileri, bunları alacak olan kimselerle kurmaya çalışıyoruz. Oluyor mu böyle yeni gelip de ilk defa sizi gören ve ürünlerinizi burada görüp çok beğenen çiftçilerimiz, müşterileriniz, misafirleriniz? Oluyor tabii. Oluyor. Neler konuşuyorsunuz? Çok oluyor ama şöyle bir şey, bizde tarımda denemeden ticari miktarlarda alınmıyor. Alınmaması gerekiyor zaten. Kendi yöresel yerlerde kendi adaptasyonuna bakıp ticari alması gerekiyor. Onun öncesindeki aşamada yurt dışından da çok isteyen, bizden örnek tohumlar isteyen çeşitlerin kendisine bakarak, yani hem çeşitler hakkında bilgileri, bunun yanı sıra da deneme tohumları diyeceğimiz miktarlarda yurt dışına, Pakistan'a mesela verdik, Lübnan'a verdik, Mısır'dan birileri uğraştı, aldı. Yurt dışından zaten oluyor. Ama o sonra ticarette dönemeyebiliyor. Çünkü bizim elimizdeki çeşidimiz bütün koşullara, bütün ekolojilere uyacak diye bir şey değil. Öyle bir şey yok. O alanlar kendi ekoloji koşullarında, kendi yöresel koşullarında deneyip bakıyorlar. Onların pazarına uygun ise, onların yetiştirme tekniklerine uygun ise sonra temas ediyorlar ve bizden ticari olarak alıyorlar. Peki hangi bölgelerde hangi ürünler daha çok gidiyor? Ondan da biraz bahsedelim isterseniz. Evet, burada gördüğünüz ürünlerin hemen hemen tamamına yakını örtü altı üretimi için geliştirilmiş çeşitler. Yani sera üretimi için. Seranın da işte %80'i, %75'i Akdeniz bölgesinde bulunmakta Türkiye'de. Ege'de de var tabii sera, Marmara'da da var. Ama sera bölgelerine ve diyebiliriz Antalya ve civarına en çok büyük miktarda giden bölgeler, diğer ülkelerin de yine sera bölgelerine. Peki yurt dışından gelen misafirleriniz işte ürünleri görüp de evet bunların tohumu iyidir diyebiliyorlar mı? Neler söylüyorlar bununla ilgili? İşte dediğim gibi biraz önce, hem bu çeşitlerin ayrıntılı bilgisini de bizden aldıktan sonra denemek üzere tohum alanlar var. 15 dakika önce birisine söz verdik. Sabahleyin getireceğiz. Şu hıyar çeşidimiz var uzun. Onun tohumundan. Şimdi yanımda yazılı ama ya Azerbaycanlı ya Mısırlı bir üretici. Ne kadar güzel. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun standınız diyelim. Teşekkür ediyoruz.